İzmir'de üretim yapıyor. Oğuz Bey bizim meslektaşımız. Tebrik ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yüreğinize sağ olun. Allah hayırlı işler nasip etsin. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı olsun. Güzel var. Memnun oldum. Güzel güzel. Şimdi tüneli deliyoruz tabii. Sağlamlaştırmak için kazıklar çakılıyor. Zemi dökülmeye mani olmak için şatgrit pompalanıyor. Benim şatgritle bir şeyim var. 2005 yılında organize sanayi bölgesinde nafiyat yapıyoruz. 22 metrelik bir duvar çıktı. Palya çıktı. Bunun tutulmasıyla ilgili işte teşkil etütler yapıyoruz. En son kazıklı bir duvar yapılmasına karar verildi. O zaman orayı şatgrit kaplayacak makineleri tedarik etmekte bile çok zorlanmıştık. Çok fazla değil yani. 10 sene öncesinden bahsediyoruz. Şimdi bu makineler ülkemize yapılıyor. Ankara'da da yapılıyor. Kullanılıyor. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Bu firma %100 Ankara. Biliyorum. Başkan çok iyi bir organizasyon. Evet. İlk kez oluyor. Ankara'da ilk oluyor. Ankara'da daha önce İstanbul'da yapılıyordu. Ailesi işte kişinin lafa bakılmaz. Betonda da bu kadar sağlam güzel diyoruz ama son sözü söyleyen burası. Bu test cihazları olmasa, laboratuvarlar olmasa yapmış olduğunuz kaliteyi ölçülebilir. Kriterlerle sağlamlığını kimseye gösteremeyiz. Bu, evet. Bu beton, bu yeni cihaz efendim. Beton hamur. Şimdi sadece betondan karot olarak basınç dayanımına mutametine basmıyoruz. Betona zedelemeden, onun yapısını bozmadan bu hamurla değişik yerlerinden, bu çekişte değişik yerlerinden şu uçtan numuneler alıyoruz. Evet. Onların skalaları var, standart sapmaları var. O bize %95 doğruluk derecesini veriyor. Dolayısıyla kocaman bir gövdeye hasar vermeden evet, betonun mukavemetini öğreniyoruz. Evet. Söyledikleriniz de %100 doğru. Betonda durabilite ve kalite çok önemli. Bunun için de test cihazlar lazım. Bu firma gerçekten bu işe çok ciddi şekilde emek veriyor. Kendilerinin için şansı çok teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah 50 değil 500 firmayla kalkacağız. İnşallah. Bu firma beton santrali imal eder. Ki bir mühendis topluluğu, üç kardeş mühendis, biri öğretim üyesi, ikisi aktif atölyelerinin başında kendi kendilerine teknoloji imal ettiler, ürettiler, know-how oluşturdular. Ürettikleri santraller, şunu söyleyebilirim ki Avrupa ile çok rahat şekilde rekabet ediyor. Öyle bir şey. Burada hem homojen hem de çok süratli karabilmek önemli herhalde. En kısa dönemde, şimdi en ben burada, burada her sektörün olduğu gibi. Burada bu paletleri gördüm de o paletler üzerindeki halkalar, yüzer halkalar ne işe yarıyor? Beton sırasında ister istemez bir üzerine yapışmalar oluyor. Onu temizlemek. Temizleme amaçlı. Tamam. Tuz Maysel firması 10 yıldır Türkiye'de imalat yapıyor. Ben firma sahibini de tanıyorum. Herşilek, daha sonra da Çinlere sattı. Bana 1990'lı yılların sonunda dedi ki Türkiye'de dedi beton pompası imal edeceğim. Ama çok büyük çaplı düşünmüyorum dedi kendisi. Dedim ki Herşilek, siz dedim minimum 300 tane veya 400 tane kapasiteli makine üretebilecek bir fabrika yapın. 100 bin metrekare alan üzerinde İstanbul'da, Çerkezköy'de çok güzel bir tesis kurdular. Buradan Rusya'ya, Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yapıyor. Japonya'ya ihracat yapıyor. Çok güzel, çok güzel. Artık Türk firması oldu. Evet, evet. Alman menşeli Türk firması. Türk mühendisinin emeği var. Alman kökenli Türk firması. Tabii. En son bir şey genel müdür vardı Alman. Onu aldılar, Ali Bey verdiler. Ali Bey de benim gibi Almanya'da eğitim görmüş. Kendisi iyi bir iktisatçı. Mühendis olmasını yeğlerdim aslında. Hep iktisatçı gözüyle bakıyorum. Yok yok, yönetim kadrolarında sosyal yönetim kadrolarında sosyal bilimlerden insanların olması bence daha doğru. Tam bilgi almasına gerek yok, biz buradayız zaten. Biz buradayız. Firma bizim zaten.
çok yüksek şütörlü kauçuk üretiyorlar. Eskiden eleklerin vibrasyonunda kullanılan kauçukları alırız, yıkama eleme testlerini. Evet. Şimdi beton pompalarında itme takozları var. Yani çok yüksek şütörlü de çok düşük şütörlüye kadar yapıyorlar. Onu düzeltelim. Temizleme topları da onlar yapıyorlar. Başkanım daha mantıklı. Türkiye'de beton pompası imal ediyor. Beton pompası imal etmek zor bir teknik. Ama Oğuz Bey eski bir sanayicidir. Çok emek verdi. %100 tane beton pompası imal ediyor. Hem ihraç ediyor. Aşağı yukarı ürettiğimiz %70'ini. O kadar koyu çılamı, aşındırıcı malzemeyi yükseklere basabilmek son derece zor bir şey. Yani özgür ağırlığı ağır olduğu için gerek büyük bir güç ihtiyacı. Bir de koyu bir malzeme. Katı. Artı artı aşındırıcı. Evet. Taş, toprak, toz, ne isterseniz hepsi içerisinde. Sayın Başkanım, bizim en önemli hususumuz eğitim vermek. Biz şimdiye kadar 13 bin kişiye eğitim verdik. Yani trafikte arabaların nasıl seyretmesi gerektiği, nasıl araçların kullanılması gerektiği, beton pompaların nasıl kullanılması gerektiği. Burada tabii Mercedes gibi birkaç firma var, Kutsmeister, Mercedes gibi bizim eğitim sponsorluğumuzu ve eğitim danışmanlığımızı yaptılar. Evet. Eğitimlere de direkt katıldılar. O dönem lazım. Yani özellikle beton taşıyan hızla girdiği zaman devrilip ciddi kazaları yol açıyor. Çok sık sık azaldı. Özel doğan yani, kamyonlarımız var. Onlarla bizzat yerinde tehlikeli virajlarla nasıl davranılması gerekiyor. Hiçbir betonu direme şansı yok.